Yiğit! Bu bana son seslenişin Tuncer. Keyfini çıkar. Gerçekten yalnız gelmene inanamıyorum. Bu kadar aptal olacağın aklıma gelmezdi. Yalnızlık Allah'a mahsus be Tuncer. Sesin çıkarma polis. Bırak silahı. Yalnız gelmemiş şerefsiz. Vay tilkiler, akıllanmayacaksınız demek. Sen silahsız da adam. Alsaydı silahını ne yapayım? Devrem sakin ol ya. Bırakın şunu. Tuncer kaçıyor. Tuncer. Bir at bırakır be. Amirim. Memduh gel benimle. Sesler bu taraftan geliyor amirim. Tuncer! Bırak artık oğlumu! Derdin benle! Bu iş o kadar kolay olmayacak Yiğit Efendi. Taraftan abi. (Gülüyor)
Peşimde misin hala? Duyuyor musun beni? Senin oğlun çok pis kokuttu burayı. Korkudan altına yaptı galiba. Tuncan! Erkek erkeğe halledelim meseleyi. Furkan. Ağlıya ağlıya başımı şişirdi. Bak, silahımı da bırakıyorum. Oğlumun yanından uzaklaş. Senin kanınla üstü kirlenmesin. Erkek erkeğe diyor. Bak şimdi tam zamanı. Kusura bakma Tuncer. O tren kalktı. Bak silahsızım. Masum bir adam vurursan polisini elinden alırlar. Haberin yok mu? Ben zaten polisliği bıraktım. Artık polis değilim. Peki nesin? Cellat. Ses şu taraftan geldi amirim. Koş koş. Vurdun beni. Silahsız bir adamı vurdun. Silahsızsın. Doğru. Ama adam değilsin be Tuncer. Hem sen merak etme. Silah işini ben ayarlarım. Benim güzel oğlum. Tamam, geçti oğlum, geçti. Geçti oğlum. Ne oldu burada? Tuncer sonunda layık olduğu yere gitti amirim. Bana bak yoksa... Yoksa ne? Bak silahı vardı, bana ateş ediyordu. Nefsi müdafaaydı. Sen bunun nefsi müdafaa olduğuna eminsin değil mi? Aksini gösteren bir kanıt mı buldum zamirim? Bizimkiler de geldi. Amirim, Fatih çok acıktı. Hadi biz ufaktan ufaktan gidelim. Bu pisliği nasılsa kaldırırlar buradan. Sazan, ne olacak? Bu numarayı her seferinde yedi.